Merhaba arkadaşlar. Falcım ben kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün terazi burçları için genel bir açılım yapacağız arkadaşlar. İlişki hayatında, kariyer hayatında, eğitim hayatında ne gibi gelişmeler olacak? Bunlara bakacağız İnşallah Siz dileğinizi tutun. Dileğinizi tuttuysanız bakımımıza başlayalım. Kehanet enerji kartlarımı bir kenara alıyorum. Melek kartlarımı aynı şekilde bir kenara alıyorum ve bakımıma tarot kartlarımızla başlamak istiyorum. Terazi burçları. Kartlarınıza mükemmel bir şekilde odaklanın arkadaşlar. Şu dönemler içerisinde biraz sakar olduğunuzu görmekteyim. Aslında bazı konularda sakarlık sağlıyorsunuz. <laughs> Diyelim. Evet karıştırıyorum. Kartlarımı seçip açıyorum arkadaşlar. Ortaya serelim. Şunu çekeceğim. Şunu çekeceğim. Evet terazi boşları. Bakalım eğitim, aşk hayatında, kariyer hayatınızda ne gibi gelişmeler olacak? iş hayatınızda ne gibi gelişmeler olacak? Bunlara bakacağız. Adalet kartı gelmiş. Tılsım şövalyesi gelmiş. Kılıç onlusu gelmiş. Ve kupa yedilisini vermiş burada. Evet terazi burçları. Ee, şöyle baktım da arkadaşlar bakın terazi burçları ilişki açısından aşk hayatı açısından biraz şanslı nasıl şanslı şanssız olan arkadaşlarım da var tabii ki hatta böyle karşısındaki insanı sürekli hatalarına rağmen affetmiş af sağlamış insanlar var bu durumlarda arkadaşlar karşınızdaki insan e, sizin değerinizi aslında kaybedince anlamış yani kaybedince sizin değerinizi anlamış ama Hmm, bir geldiğiniz sağlamıyor neden biliyor musunuz bu karşınızdaki insan ee, şey kendi kendine gurur yapıyor kendi kendine böyle diyor ki yüz yüze görüşmemiz lazım veya yüz yüze görüşme sağlamam lazım benim bu insanla ee, demek istiyor hatalarını zaten söylemiş olabilir veya telafi etmek istemiş olabilir arkadaşlar ama karşınızdaki insan kesinlikle sizi stalkliyor sizi takip ediyor olabilir yine platonik durum olan terazi burçları varsa Platonikinizle mutlak bir gelişme yaşıyorsunuz arkadaşlar diyelim. Şimdi Kılıç Onlusu'nda bakın Kılıç Onlusu Adalet kartı burada. Arkadaşlar ilişkinizde çok kırıldığınızı özellikle affedici tavrınız üzerine karşınızdaki insan sürekli bir şeyler yapmış size karşı sürekli hataları olmuş. Bu hatalara rağmen bu insanı affetmişsiniz ama artık kendiniz yorulmuşsunuz arkadaşlar. Hem yorulmuşsunuz hem de hayatınızda maalesef ıı, ilişki konusunda ıı, çok çok kendinizden e, bir şeyler vermiş karşınızdaki insana bir şeyler vermişsiniz ama karşınızdaki insan size hiçbir şey vermemiş. Tabii ki arkadaşlar bakın bazı konularda dengesizliğiniz var. Karşınızdaki insan bundan dola, bundan dolayı sizinle e, bir iletişime geçmiyor çünkü dengesiz olduğunuzu düşünüyor, onun kalbini kırabileceğinizi düşünüyor. Bu yüzden sizinle bir iletişime geçmiyor ama karşınızdaki insanın size karşı hisleri tam olarak net arkadaşlar sizi özlüyor sizi düşünüyor e, diyelim inşallah karşınızdaki insanın yine bazı konularda sizi hem hata yaptığını hem de adaletsizce davrandığını söyleyebilirim arkadaşlar Çünkü karşınızdaki insan sizden değişmenizi istemiş arkadaşlar bazı konularda hem değişmenizi istemiş hem de bazı konularda bu insan tarafından kısıtlanmışsınız maalesef o yüzden e, sürekli bu insana hizmet etmek amacınız olmuş arkadaşlar sizin bu insana hizmet ederken kendinizden sürekli bir şeyler eksiltmişsiniz. Kendinizde sürekli bir şeyler bulmuşsunuz arkadaşlar. O yüzden hayatınıza umutsuz bakıyorsunuz şu dönemler içerisinde. Çünkü bu insan hayatınızı o kadar etkilemiş ki, o kadar bazı şeylerde e, negatif durumları size yansıtmış ki siz hayatınıza biraz umutsuz bakmaya başlamışsınız terazi burçları. Yine e, bazı insanlar var tamam mı? Sizden e, bazı şeyler istiyor. Size diyor ki işte şu konuda benim şöyle bir bilgim var, sana da bunu aşılamam gerekiyor. Siz diyorsunuz ki ben insan içine karışmıyorum. Ben kendi bildiğimi yapmak istiyorum diyorsunuz arkadaşlar. Biraz dik başlı olduğunuz aslında görmekteyim. Bazı durumlarda dediğim gibi ani ruh hali değişimleri yaşıyorsunuz ani sinirlenmeler yaşıyorsunuz ondan sonra pişman oluyorsunuz arkadaşlar. Bu yaptığınız şey pişman oluyorsunuz. Aslında çok hatalarınız olmuş Terazi burçları. Ee, özellikle tılsım şövalesini biraz değinmek istiyorum. Arkadaşlar başka şehire gitme, yurt dışına çıkma, ee, ne bileyim sanatkar bir insansınız çünkü. Sanatçı ruhunuz var sizin. Bu durumlarda inşallah bir geri dönüş alacaksınız arkadaşlar. Ama şu dönemler içerisinde sadece düşünmeniz gerekiyor. Yapacağınız planı e, gündeme getirmeniz gerekiyor. Özellikle ilgili olmadığınız alanda bir gelişme sağlayabilirsiniz. Ne bileyim dil, öğrenme, e, ne bileyim bir şey öğrenme, resim çizme, fotoğrafçılık gibi bazı durumlar olabilir. Terazi borçları. <laughs> Karşınızdaki insan demiştim arkadaşlar e, sizi stokluyor arkadaşlar. Her yerde sizi takip ediyor. Ama siz bunu bilmiyor olabilirsiniz şu anda. Çünkü karşınızdaki insan bunu bilmenizi aslında istemiyor. Çünkü e, size gurur yapmış arkadaşlar. Hem gurur yapmış hem de dengesiz olduğunuz için karşınızdaki insan sizden uzaklaşma sağlamış. Terazi burçları e, özellikle bu insana karşı yanlışlarını yüzüne vurmuşsunuz aslında. Bundan dolayı da belki de bir uzaklaşma sağlamış olabilir. Çünkü karşınızdaki insan eee beni kendi halime bıraksın diyor. Ben diyor istediğimi yapayım diyor hayatımda. Ondan sonra e, bir şekilde ben kendimi telafi ederim diyor. Karşımdaki insan niye hani sizin hakkınızda bazı şeyler düşünmüş burada. Neden böyle yapıyor diyor. Neden sürekli dengesiz tavırlar sergiliyor diyor. Ben bu insana diyor zamanla çok iyilik yaptım ama hiçbir şekilde bunun iyiliğinin karşılığını bana vermedi diyor. Karşınızdaki insan bakın bu. Siz de tam tersini düşünüyorsunuz arkadaşlar. Siz de aslında böyle düşünüyorsunuz ama o insan da maalesef böyle düşünüyor. Ee, <laughs> bazı konularda özellikle geçmişe takılı olduğunuzu görmekteyim. Geçmişe takılı olduğunuz durumlarda arkadaşlar e, maalesef geleceğe bir adım atamıyorsunuz. Özellikle sınav stresi yaşayan arkadaşlarım var. Eğitim hayatıyla stres yaşayan, iş hayatıyla stres yaşayan arkadaşlarım var. Arkadaşlar kendinizi çok kasıyorsunuz. Kasmayın. Kasmadığınız takdirde bazı şeyler gelişecek hayatınızda. E çünkü hem kafanıza takıyorsunuz kafanıza taktığınız vakitlerde de yapamıyorsunuz arkadaşlar. O yüzden dikkat edin bu duruma. Evet mükemmel. Bakın bakın çok güzel gelmiş. Çok güzel. Çok güzel arkadaşlar mükemmel gelmiş. Burada... Özellikle eski sevgilisinden haber bekleyen, eski sevgilisinden geri dönüş bekleyen arkadaşlarım. İkili vakitlerde inşallah bir geri dönüş alıyorsunuz. Hem bir geri dönüş alıyorsunuz hem de bir hediye alıyorsunuz. Ama bu geri dönüşü almadan önce bu insanla bir tartışma içerisine girebilirsiniz veya hayatınızda kavgalı olduğunuz bir insan karşınıza çıkabilir. <laughs> Yani ilişkinizde de olabilir aslında bir tartışma içerisinde, bir yüzleşme içerisinde giriyorsunuz çünkü karşınızdaki insana söylemek istediğiniz kelimeler var, cümleler var, İçinizde kalmış boğazınızda düğümlenmiş terazi burçları. Bunları karşınızdaki insana söylemek istiyorsunuz, karşınızdaki insanın yüzüne vurmak istiyorsunuz. O şekilde e, bir birliktelik yaşayacaksınız ama inşallah e, kötü yerlere gitmez terazi burçları. Burada yine bakın. Kupa ikilisiye değnek asını vermiş. İnşallah bu insandan bir geri dönüş, bir haber, bir işaret kesinlikle ve kesinlikle alıyorsunuz. Platonik durumu olan arkadaşlarım sizler için mükemmel müjdelerim var. Ee, bu durumlarda siz de aynı şekilde karşınızdaki insanla artık açılma, karşınızdaki insanla birleşme durumu yaşıyorsunuz. Çünkü karşınızdaki insan ee, zaman zaman içerisinde sizden uzaklaşma sağlamış ama kesinlikle bir geri dönüş, geri dönüş sağlıyor. Hatta e, bazı insanların düğün e, durumu olabilir. E, hayatında veya kardeşi, ablası, abisi olabilir. E, düğün, ertelenmiş düğün, nişan, kutlama gibi bazı şeyler olabilir arkadaşlar. Hayatınızda diyelim. <laughs> evet. Şöyle enerji kartlarımızı açacağım. Terazi burçları için. Ruh kapısı gelmiş. Ve komşu olasılıklar kartı gelmiş. Arkadaşlar ee, bazılarınız akrabalık ilişkisi yaşıyorsunuz. Nasıl söylesem ya? Bazılarınız tamam mı? Akrabalık derken ne bileyim bir arkadaşınızın e, abisi olabilir. Bir arkadaşınız sizi biriyle tanıştıracak olabilir. Bazılarınız yeni başlangıçlar yapmak istiyor hayatında. Hem yeni başlangıçlar yapmak istiyor hem de yeni bir ilişki istiyor aslında. Bunun için hem ruh kapınız açılmış yani kalp çakranız açılmış hem de komşu olasılıklar kartında ee, bir insanın sizi biriyle tanıştırdığını görmekteyim arkadaşlar. Hadi bakalım terazi burçları. Hatta ilişkisinde eski sevgilisiyle ilgili sorunları olan arkadaşlarım yine varsa ortak arkadaşlarınız tarafından bakın komşu olasılıklar kartı e, bir arkadaşınızın yine sizi ilişkide bağlayacak, barıştırma durumu sağlayacak şeyler yapabilir ama hemen barışmıyorsunuz arkadaşlar. Çünkü karşınızdaki insan e, kendi kendine gurur yapan bir insan olabilir. Evet şöyle melek kartlarımızı açalım. Bakalım sizlere hangi mesajları vermiş terazi burçları. <laughs> Evet. Melek kartlarımızı açıyorum yavaş yavaş. Kaygılanacak hiçbir şey yok demiş. Temiz hava demiş. Kendini ödüllendir terazi burcu demiş. Evet şöyle okumaya başlıyorum arkadaşlar. Kaygılanacak hiçbir şey yok. Güvendesin ve bu durum ilahi takdir ve evrensel düzenin kusursuz kontrolü altındadır. Olası en yüksek sonucun çaba sarf etmeden sana ve senin vasıtanla akmasını sağlamak için sadece durumu sevgi dolu duygu ve düşüncelerle doldur. Yani kaygılandığın özellikle e, eğitim hayatında, iş hayatında, ilişki hayatında arkadaşlar çok kaygı, kaygılı bir insansınız. Çok kaygılarınız var. Özellikle geçmişe çok takılı bir insansınız. Eee... Ne bileyim zamanında bir insan size bir şey söylemiş tamam mı? O şeyi o insanın söylediği lafı kafanıza takmışsınız. Mesela sen yapamazsın kelimesini duymuş olabilirsiniz. Bu insandan ötürü hayata umutsuz bakıyorsunuz. Kaygılanıyorsunuz aslında. Hayatınızda bazı psikolojik sorunları olan arkadaşlarım da olabilir. Yine stresten kaynaklı arkadaşlar bakın ayak, topuk, bacak gibi durumlarda özellikle baş ağrıları e, bel göstermiş terazi burçları için. Temiz hava kartına baktığımda da Bedeninin, yeşilliklerin, ağaçların, bitki ve çiçeklerin ürettiği oksijenli hava ile tazelenmeye ihtiyacı var. Bugün dışarıda olabildiğince doğ, doğa ananın kucağında zaman geçir. Evini de tazelemek için perdelerini ve pencerelerini aç demiş terazi borcu. Yani sen diyor doğanın doğanın kucağı size kendini açmış diyor. Doğa size huzur veriyor diyor. Kendinizi özellikle uzaklaştırmışsınız. Hem bazı insanlardan, arkadaşlarınızdan, çevrenizden, ilişki hayatınızdan uzaklaşma sağlamışsınız. Ee, yeni bir hayata başlangıç yapmak istiyorsunuz ama bir türlü yapamıyorsunuz. Bu durumlarda arkadaşlar biraz daha sabretmeniz, özellikle biraz daha kendinizde bazı soru işaretlerini cevaplamanız, geçmişe takılı olmamanız gerektiğini burada mesajını vermiş. Kendini ödüllendir. Son zamanlarda kendinden çok veriyorsun ve senin için almanın zamanı geldi kendini anlamlı bir biçimde ödüllendirmeye zaman ayır. Bu verme ve alma dengesi enerjini, ruh halini ve motivasyonunu daimi olarak yüksek bir seviyede tutmak için gereklidir. Motivasyonunuz özellikle motivasyon sorunları olan meditasyon yapması gereken arkadaşlarım var. Terazi burcu Hayatınızda ilgili planlarınız var. Bu planları her türlü ortaya koymuşsunuz. Ama hiçbir şekilde e, adım atamıyorsunuz arkadaşlar. Adım atmaya sağlıyorsunuz. Hatta bazı şeyler yapıyorsunuz. Karşıda mutlaka bir engel çıkıyor. Mutlaka bir insan kalbinizi kırabiliyor arkadaşlar. E, özellikle çok sinirlenip sonunda e, kötü sözler söyleyip pişman olan, dengesiz olan arkadaşlarım da burada var arkadaşlar. Diyelim. Terazi Burcu e, şöyle yine baktığımda bazı konularda e, sanatçı ruhunuzun artık devreye girdiğini görmekteyim. Kariyer hayatınızda ve iş eğitim hayatınızda sanatçı ruhunuz artık devreye giriyor arkadaşlar. E, aslında bazı insanlar tarafından çok iyilik görmüşsünüz. Hem iyilik görmüşsünüz hem de kötülük gördüğünüz insanlar olmuş. İyilik gördüğünüz insanlara kötülük sağlıyorsunuz bazı konularda arkadaşlar. Belki kalbini kırabiliyorsunuz. Kalbinizi kır, kalbini kırdığınız bazı insanlar var. Bu duruma biraz daha dikkat çekmek istiyorum. Bu durumlarda arkadaşlar neyin ne olduğunu artık bilin. Size iyilik yapmak isteyen insanlar var. Siz bunları görmüyorsunuz. Gidiyorsunuz kötülük yapan insanlara değer veriyorsunuz arkadaşlar. Bunda sakın ama sakın kendinizi kaptırmayın. Kendinizi alıştırmayın bu duruma diyelim bazı konularda çok hayal kurmuşsunuz. Bazılarınız bazı konularda çok hayal kurmuş ama istediği hayallere ulaşamamış arkadaşlar. O yüzden yönünü bazı iş, kariyer hayatı için değiştirmiş olabilir. Kariyer hayatınızda yine zorlu bir dönem sizi bekliyor Terazi burçları. Tabii ki bu zorlu dönemi atlatmak için biraz daha kendinize zaman ayırmanız gerekiyor diyelim. Evet kariyer hayatınız dediğim gibi iş hayatınız, kariyer hayatınız, eğitim hayatınız biraz yavaş hareket ediyor. Hareket ediyor ama bu sefer artık ulaşamadığınız hayallere ulaşıyorsunuz. İsminde veya soy L harfi olan bir insanla birliktelik yaşamış veya yaşıyor olabilirdiniz. S veya Ş harfi çıkmış arkadaşlar. K harfini vermiş burada. Şu kartı alacağım. F harfini vermiş arkadaşlar. Terazi burçları. Evet. C veya C harfini vermiş arkadaşlar. Ve H harfini vermiş terazi burçları. Evet arkadaşlar. Terazi burçları için de bakımım bu kadardı. Kimlere nokta atışı gittiğini aşağıda yorum olarak belirtmeyi unutmayınız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Yine detaylı bakım yaptırmak isteyen arkadaşlarım varsa açıklama kısmından Whatsapp'tan bizimle iletişim sağlayabilirler. Hepinize gerçekten çok teşekkür ediyor. İyi bayramlar iyi günler diliyorum.